Büyük ilerleme kaydeden tohumculuğumuz. Tarım Orman Bakanı Vahit Girişçi, bakanlık olarak tohumculuk alanına önemli destekler verdiklerini söyledi. Bakanlık olarak hem uluslararası kuruluşların politika ve projeleri hem de ikili işbirliği faaliyetlerimiz yoluyla tohumculuk alanına önemli katkılar sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz. Kapımız herkese açıktır. Bunun yanında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve ECOSA'nın yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı da tohumculuk için önemli bir işbirliği platformu haline gelmiştir. 2021'de yeni bir yapıya kavuşan Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Tarım Çalışma Grubu, 2022'de ise Tohumculuk Alt Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Tohumculuk Alt Çalışma Grubu'nun üye devletler arasında tohum tescil ve sertifikasyon, mevzuat uyumlaştırma, bilgi ve tecrübe paylaşımıyla tohum ticareti gibi konularda önemli adımlar atmasını ümit ediyorum. Geleceğimiz için Tohum 2022 adlı uluslararası tohum çalıştayında konuşan Kirişçi, tarımda Türkiye yüzyıla vizyonunda tohum yetiştiriciliğinin öncelikleri arasında olduğunu belirterek bu alanda diğer ülkelere de mesaj verdi. Türkiye tarımda olduğu gibi tohumculuk sektöründe de önemli bir aktör olmaya devam etmektedir. Kıymetli hazirun, tarımda Türkiye yüzyılı vizyonumuzun öncelikleri arasında tohum yetiştiriciliğimizin olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Bu yaklaşımımızın bir gereği olarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen rekabetçi ve ihracatçı bir tohumculuk sektörü oluşturma noktasında başta tohum sanayicileri ve üreticileri alt birliği olmak üzere tüm birliklerimize büyük görevler düşmektedir. Yaşadığımız coğrafyada birliğimizi temin edecek, güçlendirecek ve geleceğe taşıyacak daha büyük adımlar atılması elzemdir. Öncelikle ilişkilerimizin güçlü bir kurumsal temele ve ileri düzeyde işbirliğine kavuşturulması gerekmektedir. Bu doğrultuda aramızda temsilcilerinin de bulunduğu dost ve kardeş ülkeleri uluslararası tohumculuk standartlarına ilişkin uyumlarının sağlanması ve akreditasyon süreçlerinde teknik destek vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Kirişçi, pandeminin tarımın önemini gözler önünde serdiğini de vurgulayarak çağrıda bulundu. Bu sektöre ne kadar sahip çıkarsak, bu sektörün önemini ne kadar çok farklı platformlarda anlatırsak, unutmayınız ki artık insanların zihninde daha kalıcı, daha etkileyici bir yerimiz olur. Bunu özellikle pandemi bize göstermiştir. Bugün bir koridor var. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın marifetiyle, destekleriyle, çabalarıyla ortaya koyduğumuz, açtığımız bir koridor var ve bu koridorun adı tahıl koridorudur. Bakınız, bu koridorun adı başka bir koridor değil. Dolayısıyla tarımın bu kadar öne çıktığı, bu kadar öneminin anlaşıldığı bir dönemde bizim mutlaka tarıma akıl ve alın terini birlikte dökmemiz gerekir.